Oğlunun tabutuna ilerleyen baba Ahmet Bal acılı ama bir o kadar da gururluydu. Babanın şehit oğluna son seslenişiydi bu sözler. Oğlum dimdik geliyorum sana. Oğlum dimdik geliyorum sana. Oğlumun tabutunu öpeceğim ben. Koca eline şehit ateşi düştü. İran kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında piyade uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü. Şehidin Düzce'de oturan ailesine acı haberi Düzce valisi Cevdet Atay ve il jandarma komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı. Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyündeki baba evine ise Türk bayrakları asıldı. Vasıl eyle, zil cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın da ruhlarını şad eyle. Serhat Bal'ın cenazesi Düzce'de baba ocağına ulaştırılmak üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla getirilen cenaze memleketi Düzce'ye götürülmek üzere cenaze aracına bindirildi. Bu sırada baba Ahmet Bal, oğlum sana dimdik geliyorum, yavrum babam burada, söyleyeceklerini söyle diyerek tabuta sarıldı. Aile ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı daha sonra toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Şehit piyade uzman çavuş Enes Özgül. Bekar ve 29 yaşında olan Özgür şehit düştü. Özgül'ün İstanbul'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin Gazi Osman Paşa'daki evine gelen askeri yetkililer baba Ahmet Özgül'e acı haberi verdi. Şehit için dualar edilirken ailenin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Gel Mehmetçiklerimizle beraber ya Rabbi Alemin Enes'imizin de ruhunu şad eyle. Öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı eşliğinde Edirne Kapı Şehitliği'ne götürülen şehit Enes Özgül'ün naaşı burada toprağa verildi.